Rabbim geçen cumadan bu cumaya olan bütün günahlarımızı affeylesin. Bizleri bağışlasın. Günah işliyoruz, çok işliyoruz. Lakin işlediğimiz günah acizliğimizden, yani isyankarlığımızdan değil. Aciziz. Başımızda bela bir nefis var. Başımızda bela bir şeytan var. Çevre, etraf, şu bu derken günaha çok meylediyoruz. Zaten tatlı bir de. Allah bütün günahlarımızı affeylesin. Dedik ya, isyankarlıktan değil, acizlikten işliyoruz yani. Nefisle mücadele ediyoruz. Şunu unutmayın ki nefis ölmez. Allah nefse de şeytana da belli bir döneme kadar, kıyamete kadar müddet verdi, mühlet tanıdı. O mühlet zarfı içerisinde bizim bir savaşımız var, bir cihadımız var. Uhud savaşı dönüşünde ne buyurdu Peygamber aleyhisselam? Küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz. Ya Resulallah, nesi küçüktü ya? 70 tane arkadaşımızı o meydanda gömdük. Şehit oldular. Hazreti Hamza paramparça oldu. Senin dişin şehit oldu. Nesi küçüktü bu savaşın? Dedi ki, o savaş, düşmanlarımız öldü. Bizimkiler şehit oldu. Düşmanlarımızı öldürdük. Bir daha kalkmayacak onlar. Ama öyle bir savaşa gidiyoruz ki vuruyorsun, öldürüyorsun, bir daha ayağa kalkıyor. Vuruyorsun, deviriyorsun, bir daha ayağa kalkıyor. Böyle bir mücadele. Hikmeti işte Allah yolunda her daim cihatta olmak. İlla savaş meydanında olamıyorsak da Allah yolunda nefsimizle her an cihattayız, savaştayız. Yeri gelir günah işler, devriliriz, o bizi devirir. Ama yere düşüp kalmak yok. Ayağa kalkmak var. Kalkıp mücadeleye devam etmek var. Onunla savaşmak ömür sonuna kadar. Ömür sonuna kadar bir savaş içerisindeyiz. Pes etmek yok. Ya ben işte namaza başlıyorum, bırakıyorum, olmuyor, işte tövbe ediyorum, bir daha günah işliyorum. Bu bir savaşın neticesi. Yeniliyorsun, kazanıyorsun, yeniliyorsun, kazanıyorsun. Ama vazgeçme, savaş meydanını terk etme. İlla ki zafer senin olacak, nefsine galip geleceksin. Gelemesen de işte bazen geleceksin, bazen yenileceksin, tövbe edeceksin, af dileyeceksin, yoluna devam edeceksin. İnşallah cennete gideceğiz. Yani Allah bize merhamet edip cennetini almazsa işimiz zor. İşimiz zor.